Evet, şimdi biraz Asya'ya bakacağız. Durumun karışık olduğu bazı noktalar var çünkü. Sri Lanka'ya gideceğiz. Hükümet karşıtı gösteriler şiddetlendi Sri Lanka'da ve bunun neticesinde başbakan istifa etti. Hükümet yanlısı grup protestoculara saldırdı. Eylemcilerin bir isteği daha var. Başbakanın istifasıyla yetiniyorlar çünkü başbakana çok yakın bir isim haberde göreceksiniz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda onun da istifa etmesini istiyorlar. Eylemciler kabineden istifa eden bir bakanın da evini kundakladılar. Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da sular durulmuyor. Hükümet karşıtı gösterilerin şiddetlendiği ülkede Başbakan Mahinda Rajapaksa baskılara dayanamayarak istifa etti. Ancak eylemciler geri adım atmıyor. Başbakanın kardeşi Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın da istifası isteniyor. Başkent Colombo'da sokaklar savaş alanına döndü. Hükümet yanlısı göstericiler polisin ördüğü etten duvar aşarak karşıt görüşlü protestoculara saldırdı. Çadırlar ateşe verildi. Polis olay yerindeydi. Göstericilere sert müdahale edildi. Yaralananlar oldu. Hükümet karşıtı eylemciler ise kabineden istifa eden bir bakanın evine hedef aldı. Kundaklanan bina alev alev yandı. Şiddetli protestoların dinmemesi nedeniyle yaklaşık 22 milyon kişinin yaşadığı ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lankalı protestocular yolsuzlukla suçladıkları hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep ediyor. Sri Lanka 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ediyor. Sri Lanka'dan geçelim Filipinlere. Filipinler'de halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkenin eski diktatörünün oğlu Ferdinand Marcos Jr. rakiplerine fark attı. Mevcut devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için 10 aday yarıştı. Bunlar arasında Marcos'un yanı sıra Duterte'nin yardımcısı Leni Robredo da vardı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Marcos, Robredo'dan yaklaşık 2 kat fazla oy aldı. Marcos destekçileri resmi sonuçlar açıklanmasını beklemeden kutlama için sokağa döküldü. Böyle bir sonuç çıkınca sandıktan. Marcos Jr.'ın babası 1965-1986 yılları arasında Filipinler lideriydi. 1972'de komünist ve yıkıcı güçleri gerekçe göstererek sıkı yönetim ilan etti. Ve bu süreçte binlerce muhalifin işkence gördüğü ve öldürüldüğü bir dönem olarak, diktatörlük dönemi olarak tarihe geçti.